Ergün Bey, Efendim şimdi normal ulusal hane ziyaretlerinde ev ziyaretleri hocam. yapılacak. Çoğu Evet. engelli bireyler acaba maaşlarımızı kesmeye mi gelecekler? Niçin gelecekler diye çok yoğun sorular var. Yani niçin engelli bireyler ziyaret edilecek? Bunu bir açıklar mısınız? Engelli bireyler vakıfların ve sosyal hizmetlerin biricik hane ziyareti gerçekleştirdiği ailelerdir, hanelerdir. Bizim en değer verdiğimiz hanelerdir. Bakıma muhtaç olan, maaşa muhtaç olan, maddi sıkıntı çeken ailelerdir. Önceliklerimiz onların hane ziyareti. Neden onlara öncelikle gidiyoruz? Örnek veriyorum, engelli bir anne düşünün, eşinden boşanmış, 3 çocuğu var. Eve gidiyoruz, bakıyoruz. Bir perde bir perdeye uymuyor. Kanepe kırık, perde, halı yok yerde, mutfak bomboş, buzdolabının içinde bir şey yok. Biz onu sosyal hizmetlere yönlendirmek için gidiyoruz. Sosyal hizmetlerden sed yardım bağlayacağız ekstra. Ya da gidiyoruz, dul maaşı alan bir ablamız var, öksüz yetim aylığı almıyor, hemen onu öksüz yetim aylığı alması için yönlendiriyoruz. Gittiğimiz ailelerde ekstra mesela cihaz eksiği olan olur. Bunlar için yönlendirmeler yapacağız, gerekirse yardım yapacağız. Tamamıyla hizmet için gidiyoruz. Hani onların eksiklerini tamamlamak için gidiyoruz bu ziyaretlerde. Evet. Ya da tam tersini Ergun Bey. düşünelim. Pardon. Evet. Ya da tam tersini Buyurun, buyurun. düşünelim. Akıl melekeleri yerinde olmayıp vasisi olup ama evde bakım parası alıp kişiye bakmayan aileleri de tespit amaçlı gidilebilir. Kadir Hocam, onları biz 3 ayda bir, sosyal hizmetler ayda bir yapıyor zaten. Doğrudur. Yani şimdi evde bakım ücret parası veriyoruz ama yatalak hasta. Akıl melekeleri de yerinde değil. Hastayı eve bağlayıp bırakıp gitmişler. Başında kimse yok. Evde bakım ücreti parası alıyorsun ama hastaya bakmıyorsun. Bir başka işte uğraşıyorsun. Bunun gibi birçok insanlar tanıdığımız için bizim de zaman zaman başımıza geldiği için bu tür ihbarları biz de alıyoruz. Biz de mesela sosyal yardımlaşmalardaki memur arkadaşlara bu ihbarları değerlendirmek üzere gönderiyoruz. Veya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yazı yazıyoruz.